Merhaba arkadaşlar, tekrar ormanlardayız. Fotokapanlarımızı kontrol etmeye geldik. Yaban hayatını inceleyeceğiz, yine takip edeceğiz. Sabah geldiğimizde her taraf bembeyazdı. Don ve buzlanma olmuş burada. Kıra vardı. Şu anda takriben hava 3 derece falan. Ama geldiğimizde -2'leri gösteriyordu. Kamp kuracağımız noktaya çıktım. Burada birazdan çadırı kuracağız. Gece soğuk olabilir diyerekten sobayı da getirdim, çadır sobasını. Çadır sobasını da kuracağım. Çadırımızı kurduk, yerleştirdik. Sobayı kurduk yine. İçine dana pösteki bir dana derisi vardı. O dana derisini izolasyon için çadırın tabanına yerleştirdik. Çadırın kendi zaten brandası var altında. Yataklarımızı koyduk. Yataklarımızı da yerleştirdik.
Artık akşama doğru sobayı yakacağız. Sobayı yaktıktan sonra biraz bir şeyler, tabii ki sobanın üstünde ne yapabiliriz? Çay demleyeceğiz, kahve içeceğiz. Yani burada vakit geçireceğiz. Asıl amacım, dediğim gibi, buraya geldiğimizde yaban hayatını izlemek, incelemek. Yani hedefimiz bu, ama hani buraya geldiğimizde de doğayla özdeşleşebilme adına bir doğada gece geçirmeniz gerekiyor. Doğada vakit sarf etmeniz gerekiyor. Biz bugün bunu gerçekleştirmek için buradayız. Evet arkadaşlar, bu geceyi burada geçireceğiz. Çadırımızı kurduk, sobamız yanıyor. Gemici fenerimizi de yaktık aydınlanmak için. Az önce çıktığımda odun almaya etrafın buzlandığının farkına vardım. Sabahleyin kalktığımızda artık hafif bir arazi gezisi yapacağız. Fotokapanlardaki görüntüleri kontrol edeceğiz. Yavaş yavaş sabah oluyor. Birazdan şurası kızıllığı belli olacak. Güneşin doğduğuna şahit olacağız. Aşağıda yer yer sis var. Vadinin içinden geçen sisler var. Zaman zaman bulutlar alçak geçiyor. Onları görüntüleme imkanımız oldu. Mükemmel bir ambiyans var. Taptaze dupduru bir havayla bugünü de karşıladık.
yaban hayvanlarının bıraktığı izler var. Çok değişik izler var. Ormanda bu izleri görmeniz, çok sık bir şekilde rastlamanız mümkün. Tabii hangi hayvanın izi, hangi hayvana ait, bunları zamanla tecrübe kazandıkça öğreniyorsunuz. Şimdi şurada önüme bir ayı dışkısı geldi. Bu çok eski bir ayı dışkısı değil. Yaklaşık yani en fazla 3 ila 4 günlük bir ayı dışkısı. Artık besinleri değiştiği için ilk yediğinde biliyorsunuz daha bir sıvı formdaydı. Artık farklı katı besinlerle beslenmeye başladığında dışkı daha katı, daha iri bir forma gelmiş. Bu dönem biliyorsunuz onların artık uykuya yattığı dönemler. Bu dönemde hayvanlar yani ayılar ne bulsalar onları yiyorlar. İşte bir ayı dışkısı burada bulduk. Burada yine tekrardan geyik dışkılarına rastlıyoruz. Yalnız bunların burada yaklaşık 3'er metre mesafeyle 3'er metre arayla dışkı bıraktıklarını not alalım bunları burada. İleride bize kayıt için yani sürünün ne kadar olduğunu tespit etme adına. Hava gayet soğuk. Bir yandan da soğuğun etkisini hissediyorsunuz. Dışkı boylarına hatta bir bakabiliriz şöyle. Yaklaşık 2 santim civarı. İlerleyelim. Şimdi yine tekrar ilerliyoruz. Çok sık bir aralıkta dışkılar var burada. Yani az önce ilerlediğimiz dışkıyla ara yaklaşık 4 metre. Ama burada 2 tane ayrı dışkı var. 2 dışkının mesafesi de yaklaşık 1 metre. Hemen bir tanesi burada. Bakın. Yetişkin geyik. Yetişkin geyiklere ait olan bir dışkı bu. Bir tanesi de hemen bu noktada. Evet. Yani tahmin ettiğimiz gibi çok da eski bir dışkı değil bunlar. Tahmin ettiğimiz gibi yaklaşık 1 ila 2 günlük ve sürü halindeler. Hemen bir tane de burada var. Hemen bir tane de burada. Şu gördüğümüz iki dışkıyla arası birer metre. Bununla arası da yaklaşık 2,5 metre civarında. Yani çok yoğun. Hatta onun bir tane daha yanında var. Çok kalabalık bir sürü. En az bir 4 ila 5 hayvandan oluşan bir sürü olduğunu düşünüyorum bunu. Çok fazla dışkı var çünkü bu bölgede. Ve hepsi de hemen hemen aynı sürelere tekabül ediyor. Çok taze izler var. Bakalım belki güzel sonuçlar elde etmişizdir. Kapan hemen burada. Evet. Oo, çok güzel bir erkek geyik. Yalnız boynuzunun biri kırık. Öyle görüyorum. Oo, çok güzel. Çok güzel.
Mutfaktaki taze çıkmış filizleri topluyor. Evet. Bir 7-8 yaşında var. Şimdi buradaki görüntüleri aldık bilgisayara. Çadırımıza gittiğimizde detaylı bir görüntülere bakacağız yine. Diğer kapanlara ilerleyeceğiz şimdi. Gayet de güzel görüntüler vardı içlerinde. Geyikler gelmiş, dişi geyikler var. Hatta 3-4 tane bir dişi geyik. O hani size göstermeye çalıştığım dışkıların olduğu yerdeki geyikler muhtemelen. Bunlar. Ama ben burada şu anda bir şey daha görüyorum. Şemsiye mantarı. Çok değerli bir mantar. Hemen onu da göstereyim size. Yani kuzu etinden hallice diyelim. Hemen bakın burada. Çok güzel bir şemsiye mantarı. Kuzu etinden hallice çok lezzetli olur. Koparmayacağız tabii. Mantar toplamak için gelmedik buraya şu anlık. Bakalım diğer kapanda neler var. Buz tutmuş kapan. Evet, diğer kapan güzel görüntüler verdi ama bu kapanda sorun oluşmuş. Kapan arıza vermiş. Maalesef bazen de böyle sorunlar da meydana geliyor. Ne yapacağız? Bu kapanı buradan komple alacağız. Kamp yerimize götüreceğiz. Bir bakacağız ne sorun var. Bakalım. İnşallah bunda diğer kapandaki gibi bir hata, bir arıza oluşmamıştır. Kapan bayağı bizi bir hüsrana uğrattı. Aslında orası için çok ümitliydim. Çünkü orada bir geyik yatağı bulduydum. Şimdi bakalım. Bunda neler var? Şunu bir alalım şuraya kopyalarken. Bir yandan da bakalım. Thank you.
Burada işimiz bitti. Kapanımızda sadece sıkıntı var. Diğer kapanlarımızda problem yok. Güzel görüntüler var, çekmiş. Bunları da sizle paylaşacağım. Evet, foto kapanlarımızın görüntülerini topladık. İlk foto kapanımızda bir tane erkek geyik vardı dikkat çeken. O erkek geyiğin boynuzunun teki tamamen hemen hemen kök noktasına yakın yerden kırılmış. Ondan sonraki diğer aynı güzergahta bulunan kapanımıza gittik ama o kapanda gördüğünüz gibi şey oldu, arıza çıkmış. Problem oluşmuş. Bundan dolayı o kapandan herhangi bir görüntü alamadık. Fakat son yukarıya kurduğumuz, yine o güzergahın üst tarafında kurduğumuz kapanda yine boynuzu kırılmış olan geyiğin görüntüleri var. Güzel bir kayıt olmuş. Zaman zaman kamp ve yaban hayatını gözlemlemek için buraya geliyoruz. Burada çektiğimiz anları, çektiğimiz görüntüleri, foto kapanların kaydettiği görüntüleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine güzel bir kamp ve yaban hayatı izleme programının sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenirsiniz. Bol ve keyifli anlar geçirmeniz dileğiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.